Evet. Değerli öğretmenlerim, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Akademide Şenlik Var programına, etkinliğine hoş geldiniz. Hepiniz, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam bizlerle beraber çok kıymetli, çok değerli bir sanatçımız bizlere eşlik edecek. Emre Hocam, Emre Turanlı Hocam, hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok anlamlı bir günde beni davet ettiniz. Vallahi size Allah razı olsun. Çok böyle hem Ramazan ayı hem 23 Nisan'ın bir araya gelmesiyle beraber çok mutluyum gerçekten beni davet ettiğiniz için. Çok teşekkür. Çok çok mutluyum gerçekten. Çok teşekkürler. Emre Hocam, Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı'nın sizlere çok selamlar. Öncelikle onu iletmiş Aleykümselam. Sağ olayım olun. Çok kendilerinize. teşekkürler. Çok sağ olsun. Emre Hocam, sizi bir tanıyabilir miyiz? Valla şöyle bahsedeyim. Ben 1981 Ankara doğumluyum. Ege Üniversitesi Sahne Animasyonu bölümü mezunuyum. Üniversiteye başlamadan önce de 1997 yılından itibaren tiyatroyla tanıştım. Aslında çocuk yaşta da sayılabilirim. 16-17 yaşlarımda tanıştım. Ve ondan sonra bir kendimi alamadım. 2000 yılına kadar genelde eğitim odaklı çalıştıktan sonra çocuklarla beraber başka projeler nasıl üretebilirim diye düşünürken bir anda ustalarımızın vesilesiyle Karagöze Cevat'la tanıştım 2001 yılında. İlginç. Tam yani 20 sene önce Emre Hocam, sesiniz kapandı sanırım sistemden ötürü. Bir daha bir sesimizi açarsak çok sevinirim. geliyor mu şimdi Şimdi sesim? geliyor, şimdi geliyor. Nerede kaldım bilmiyorum ama 20 senedir Karagöz Acıvat'la, daha doğrusu gölge oyunu tekniğiyle ilgileniyorum. Ama onun dışında da hem oyunculuğum devam ediyor. Televizyonda programlar sundum. Birçok reklamda oynadım. En Evet. sonunda çocukların sevdiği Kral Şakir çizgi filminde Fil Necati'yi seslendiriyorum şu anda aktif bir şekilde. Ne güzel. Rahmetli Levent Ünsal'dan sonra. Açıkçası böyle devam ediyor şu anda benim Karagözlü Hacivat etkinliklerim. Sağ olun siz de bana ulaştınız. İyi. Nacizane ustalarım varken hani bana da böyle bir nasip oldu anlatmak kendimizi, mesleğimizi. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Böyle. ederiz Emre Bey. 10 parmağınıza 10 marifet. Çok Yani sağ sanat olun. yönünüz bu akşam bizlere de zaman ayırıyorsunuz. Emre Bey, o zaman Karagöz ve Hacivat'ın tanımıyla Karagöz ve Hacivat kimdir? Tarihiyle bir başlayalım mı sohbetimize? Biraz önce dediğim gibi ustalarıma herhangi bir şekilde haddimi aşmak istemem. Yanlış bilgilendirmeler de yapmak istemem. Ama araştırmalarımdan bahsederek hem de tecrübelerime dayanarak birazcık bahsedelim. Şimdi gölge oyunu tekniğinden bahsedelim önce. Çünkü Karagöz Hacivat dediğimiz şey aslında gölgenin oyunu. Işıkla perdenin birbiriyle yansımasının karşı tarafa geçirdiği böyle bir sanatsal durum. Karagöz Hacivat dan önce gölge oyunundan bahsetmemiz gerekiyorsa yüzyıllar öncesinden hatta milattan önceki dönemlerde Çin'de bir imparatorun eşi vefat ettikten sonra acaba nasıl onu devam ettirebilirim, hayatımın bir köşesine durdurabilirim derken ona bir çözüm buluyorlar ve perdenin arkasından bir tane kadının silüeti yansıtılarak sanki onun karısıymışçasına gölgenin oyunu diyerek o vicdanını, o huzurunu bir şekilde yaşatmaya çalışıyorlar karısını. Ama bize geliş tarihinden önce de tabii İslami durumlarda, İslam tarihine de girişleri var. O da çok enteresan hikayelerle bütünleştiriliyor. Onlar birazcık eğlenmekten ziyade dini motiflerin de buluşturulduğu, hem eğlenerek hem de dini motiflerle buluşulduğu bir sistemle aktarılmış. O da şunu aslında anlatıyor. Hayal perdesi aslında tamamen göç etmiş insanların, diğer tarafa göç etmiş insanların hayalleri. Yani asıl dünya burası, diğer taraf hayal dünyası, ibret perdesi olarak anlatılıyor. Büyük bir yaradanın olduğunu, aslında ibret perdesinde de insanların bir kukla gibi olduğu felsefesiyle düşünülerek anlatılmak istenen şeyleri o dönem anlatmışlar. Sonrasında
Osmanlı tarihine yani Türk toplumuna geçerken de sanırım Çin'den Moğolistan'a, Moğolistan'dan da Türkiye'ye böyle bir aktarım olmuş. Bu aktarımda gelirken belirli şekilde birçok rivayet var. Bu arada ben tekrar söylüyorum. Yani bunların çoğu kitaplarda geçen konular. Rivayetlerden bir tanesi de biliyorsunuz klasik olan Orhan Gazi döneminde 1600'lü yıllar mı oldu? Selçuklu döneminde yanlış hatırlamıyorsam Orhan Gazi döneminde inşaat işçisi olarak çalışan iki karakteri Bursa'da evet inşaatı aksatmasıyla devam eden bir rahatsızlığını sonra çocuklar var. O yüzden hani çok detaya girmek istemiyorum. Yani muhtemelen vefatlarına sebep olduğu için sonra bir vicdan azabı çekerek hatırladığım kadarıyla Şeyh Küsteri olması lazımdı. Şeyh Küsteri tarafından onların tasvirleri yapılarak şimdiki Karagöz Hacivat'ın başlangıcı olarak düşünürsek perdede yansıtmalarıyla Orhan Gazi'nin böyle sanki bu acıyı biraz dindirmesine sebep olmuş. Çünkü pişman olmuş ondan sonra, evet, anlatılanlardan sonra diye böyle rivayetler var. Kimisi işte Karagöz'ün ölmediğini, başka yere sürüldüğünü, Hacivat'ın ya da tam olarak yanlış anlatmayayım ama bu şekilde aktarılmış. Yani bize gelene kadar da tabii toplamda kaç yüzyılda ana başlıkları altında 28 tane ana oyunu var bu arada Karagöz Hacivat'ın. Tamam. Yani 28 oyunun sebebi de şu. Yine dediğim gibi araştırmalara göre Ramazan ayının Kadir Gecesi'ni çıkardığım zaman 28 güne tekabül ettiğinde her güne bir oyun olarak nitelendirilip Ramazan'da oynatılmasıyla her güne başka bir hikaye örgüsüyle Osmanlı döneminde olmak üzere anlamlı bir çözüm bulmuşlar. Bu oyunlar da enteresan oyunlar. Kendi aralarında birazcık araştırmalara göre yine dediğim gibi dört bölüme ayrılıyor. Bu biraz Karagöz'ün işsizliğiyle ilgili konuların geçtiği. Bir bölümde istenmeyen yerlere girerek başını belaya sokması. Bir bölümde entrikaların olduğu. Entrikaların değil mi? Ve son olarak da bizim normal masallarımızın, hikayelerimizin, Ferhat'la Şirin, Aslı Kerem, işte Leyla ile Mecnun gibi hikayelere dahil olarak olayları anlattığı oyunlar var. Bu tarihsel kısımları, yani benim nacizane bildiğim kadarıyla bu şekilde ama oynatın teknikleriyle vesaireyle zamanla çok değişmiş. Çünkü gazelleri ve girizgahları, girişleri falan tamamen değişiyor. Hele şu son dönemde oynatlarımızla ilgili de detaylı söyleyeyim. Yani şimdi dört başlıkta oluşur. Örnek veriyorum, bu bir göstermelik. Giriş, muavere kısmı, fasıl kısmı ve bitiş kısmı var. Girişte şöyle bir göstermelikle sahnenin ortasında durur. Hacivat'ımız gelir. İşte Hacivat burada, Hacivat'ımız burada, Karagöz'ümüz burada. Hacivat açılışını yapar. Arkasından Karagöz gelir. İşte burası muavere kısmı. Birlikte atışmalarını yaptıkları yer. Karagöz ve Hacivat atışmalarını yaparlar. Arkasından da asıl temanın işlendiği, ki en önemli yer burası, fasıl yeri. Konu neyse, o günün başlığıyla artık ne belirlendiyse onu anlatır ve finalde de bitişi yaparlar. Biz tarihsel kısımda genelde bu şekilde oynatılırken artık yeni dönemde yavaş yavaş aslında birazcık burada öz eleştiri de yapabilirim genel anlamda. Oraya da geleceğiz zaten. Ama neyse, onu ayrıca anlatırım ben size. Emre Hocam, şöyle yapalım o zaman. Bir örnek hem öğretmenlerimize hem de sevgili öğrencilerimize, sizin bize hazırladığınız bir bölümü izlettirelim mi? Onunla ilgili o zaman bir şey söyleyeceğim. Tamam, buyurun. Bu oyunlar çocuklarımızın son dönemde ki yani bu dönemin çocuklarına uygun hazırlanmış ama fasılın da bulunduğu, muhaverinin de bulunduğu kısa oyunlar. Sırf YouTube için hazırladım bunları. Orijinal oyunlar daha uzundur. Buyurun, evet, bir tanesini izleyelim. İsterseniz bir bölüm izleyelim. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu? Tamam, olur. Tamam. Çok memnun. Hemen
Sevgili öğrenciler, değerli öğretmenlerim. Ooo Bay Hak! Perde kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu perde, sanılmaya martaval. Aman efendim, bendeniz Hacı Cav Cav, yani Hacı Bar. Geldik buraya eğlenirken düşündürmeye, konuk olduk evlerinize. Kara gözüm, iki gözüm, bak geldik yanına, nerelerdesin? Oh, bı 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 bı. Oh, başıma gelenler. Kara gözüm, gelsene aşağıya. Gelemiyorum. Kara gözüm, hayırdır hayır? Hayırdır hayır. Kara gözüm, merhaba merhaba. Sen de hoş geldin, suda pişmiş bal kabağı. Bı 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 bı. Kara gözüm, ne oldu? Hayırdır? Ay, ay, ay. Ne oldu kara gözüm? Karnım 10 kilo. Ah, yürüyemiyorum. Ay 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 ay. Allah. Kara gözüm, kalk ayağa, kalk. Kara gözüm, ne oldu? Ayağa kalkamıyorum. Eyvah eyvah. Kara gözüm, niye böylesin? Hiç sorma, hiç sorma. Kara gözüm, ne yapıyorsun be adam? Ayağa kalkamıyorum Allah. Kara gözüm, dur ben sana yardım edeyim. Ay kalk 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 kalk. Ay Allah. Ah kara gözüm, ne oldu sana be? Tamam, hiç sorma. Şimdi orucumu açtım. Bunda ne var? Herkes açıyor. Ama başladım yemeğe. Yedim 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 yedim. Sonra sofradan kalktım. Tamam, güzel. Çayımı içtim. Sonra bir daha oturdum. Yedim 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 yedim. Allah Allah, bir ordu mu doyuruyorsun? Sorma sorma, ordu değil de Artvin doyuruyorum. Sonra tekrar kalktım. Bir daha çay içtim. Sonra masaya oturdum. Televizyonu açtım. Yedim 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 yedim. Eyvah eyvah eyvah, sen ne yaptın be adam? Yattım. Sonra uyuyamıyorum. Bir sağa dönüyorum, bir sola dönüyorum. Bir sağa dönüyorum, bir sola dönüyorum. Sonra dedim ki, kuzuları sayayım, belki uyurum. O kuzu değil, koyun. Tamam, koyunları sayayım dedim, uyumaya başlarım dedim. Bir koyun atladı çitten, iki koyun atladı çitten, üç koyun atladı çitten, dört koyun atladı çitten. Sonra baktım, koyunlar böyle koyun çevirme gibi gözükmeye başladı. Sonra yine karnım acıktı. Eyvah! Kalktım, buzdolabını açtım. Ne göreyim? Ne gördün? Hiçbir şey göremedim. Niye? Çünkü ışığı açmamışım. Işığı açtım. Adam devam et. Sonra bir baktım, dolma. Eyvah. Dolmaları yedim 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 yedim. Ondan sonra yattım. Yav, nasıl yattın be adam? Ha doğru, yatmadım. Dışarı çıktım, biraz dolaştım. Davulcuyla konuştum. Davulcu bana iş teklif etti. Niye yahu? Karnın davul gibi olmuş, birlikte seninle çalışırız. Sen karnına vur, ben davula, birlikte mani söyleriz dedi. Ya adam öyle şey mi olur? İşte ben de anlamadım. Ya ben biliyorum ne yapacağını. Birlikte yürüyüş yapacağız, spor yapacağız. Hı? Ya spor yapacağız, spor. Spa mı? Ne spası be? Ya spa değil, spor, spor. Böyle hareket edeceğiz. Bir, iki, bir, iki. Sonra o göbeğin birazcık eriyecek. Biraz rahatlayacaksın. Eyvah, dur kalkayım ya. Eller havaya, hop. Eller havaya, hop. Ayaklar demedim be adam. Ayağını niye uzatıyorsun, zaten pis pis kokuyor. Ay ay ay, tamam. Artık çok rahatladım. Karagöz, dediğim gibi bundan sonra iftardan sahura kadar yemek yeme, arada ye. Sahurda da fazla tuzlu şeyler tüketme. O yüzden sen böyle susuyorsun, acıkıyorsun. Ha, şimdi anladım. Ah Karagöz'üm, ben seni çok severim. Sana bir şey olsaydı çok üzülürdüm yahu. Merak etme, bana bir şey olmaz. Sen bana ders verdin. Sen de benim yanımdasın canım arkadaşım. Bize hiçbir şey olmaz. Ah Karagöz'üm, bu dersi aldığına göre ben de çok mutlu oldum. O zaman ne diyoruz? Ne dediğimiz belli. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Başka oyunlarda görüşmek üzere çocuklar. Haydi bakalım, hoşça kalın. Hoşça kalın. Oo, hay hak. Evet çocuklar, burada gördüğünüz Hacivat.
Of, kısaca oynatayım. Yar bana bir eğlence medet, yar bana bir eğlence, aman aman, of, hay hak, aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş, ah çok tatlı misafirlerimiz gelmiş, bendeniz Hacı Mat, yani Hacı Cal Cal, ta uzaklardan sizin için geldim burada birlikte oynamaya, sizler alkışlayın, bizler mutlu olalım, siz güldükçe biz huzuru bulalım, of, of. Aman arkadaşlar, benim bir arkadaşım var, kendisi çok tatlıdır biliyorsunuz, adı Karagöz. Bazılarınız ona patlak göz diyor, o ona çok üzülüyor. Ah, Karagöz'ü buraya çağıralım da gelse de birlikte birazcık muhabbet etsek. Ben gelsem de seninle birlikte muhallebi yesek. Ah Karagöz'üm, iki gözüm. Ne var ya, 35 kulak. Ah Karagöz'üm, yanıma gel. Hop geldim, ne var be, Allah Allah. Karagöz'üm nasılsın? Burnu kapıya kısılsın. Ah Karagöz'üm, iki gözüm. Ne var yahu, 65 kulak. Yahu baksana, misafirler gelmiş, misafirler. Hı? Mavi fil mi gelmiş? Yahu ne mavi file, misafir, misafir. Hı, anladım. Hoş gelmişler de benim işim var. Eyvah, gitti çocuklar. Ben onu bir daha çağırayım. Yar bana bir eğlence medet. Yar bana bir eğlence, aman aman, yar bana bir eğlence. Kafana gelsin düdüklü tencere. Aman yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence. Burnuna kaçsın kertenkele. Aman yar bana bir eğlence. Hacı Vat, başka kapıya git, Allah versin, Allah versin. Karagözüm, iki gözüm, yahu arkadaşlarımız gelmiş. Hı? Ya çocuklar gelmiş, çocuklar. Ne? Suluklar mı gelmiş? Ya ne suluğu, çocuk çocuk. Hı, anladım, sucuk sucuk. İyi de iftarı yaptım yahu. Yahu sucuk nerede çıktı? Çocuk diyorum, çocuk. Afacanlara bak, afacanlara. Evet, su dolu damacana. Ah Karagöz'üm. Yahu sen bir türlü anlamadın söylediklerimi. Şöyle yanıma gel. Geldim, ne var be? Ah Karagöz'üm, şöyle bir selam ver. Salam mı vereyim? Sosis versem? Yahu selam diyorum, selam. Anladım, sosis. Ya ne? Allah Allah! Bir adam beni çıldırtma. Bayılırım çılbıra. Yahu Karagöz'üm, şöyle selamımızı verelim de yavaş yavaş perdeden uzaklaşalım. İyi. Ah çocuklar, bu kısa oyunda sizleri tanımak için geldik yanınıza. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Haydi bakalım, başka oyunlarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ağzınıza sağlık, ağzınıza sağlık, bravo. Böyle kısa bir tane. Teknik şeyler bizi engel olmak istese de yine de devam etti. Çok güzel geldi Emre Hocam. Çok teşekkür güzel ederim arkadaşlar. Çok güzel, çok güzeldi Emre Hocam. Çok teşekkürler, bay bay. Sesleri kapatıyorum Emre Hocam, siz tekrar kendinize. Sevgili çocuklar, Emre Hocamızı tekrar dinleyelim. Evet arkadaşlar. Emre Hocam harikaydınız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Emre Madem Hocam böyle, harikaydınız. Evet, harikaydınız öğretmenim. Teşekkürler peki sevgili çocuklar. Şimdi tekrar Emre Hocamızı dinleyelim mi? Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim hocam. Emre Hocam, tekrar sizi hemen şey yapacağım. Buyurun, siz söz sizde tekrar. Mikrofonunuzu açarsanız. Şu anda geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor. Yani şimdi tekrar çıkardım. Belki daha tamam, iyi gayet olur. Güzel. Evet arkadaşlar, güzel. Ben şimdi Karagöz Hacivat'ı oynatırken size böyle ufacık böyle daha madem küçük arkadaşlarımız var diye hızlı anlayabilecekleri basit bir sistemle oynattım. Dediğim gibi normalde daha uzun sürüyor. Benim oyunlarım bazıları 45 dakika ile 1 saat arası süren de var. Şimdi Anıl Hocam, yani ben aslında bu konuya değmişken biraz da çocuklar üzerinde Karagözlü Hacivat'ın eğitim üzerine de etkisinden bahsetmeyi tercih ederim. Çünkü ben naçizane okullarda geçen senelerde, tabii pandemiden önce çoğunlukla gittim. Hele son 3 sene öncesine kadar bayağı yüz binlerce çocuğa ulaştım. Belediye sahnelerinde olmak üzere. Çok değerli. Biz oralara gittiğimizde genelde çocukların neleri sevip sevmediğini, bu gölge oyununda nelere dikkat etmemiz gerektiğini çok böyle farkına vardık. Şu açıdan söylüyorum. Korkan da oluyordu Karagöz Hacivat'ı izlerken. Korkanlar oluyor, sesinden rahatsız olanlar oluyor. Çocuklara ne anlattığımız belli değil. Bu bahsettiğim muavere kısmını sadece yapıp hadi eyvallah, hani çocuk başı 5 lira olarak nitelendirilen okullardan paraları giden insanlar da çoğunlukta. Ben birazcık buna karşıyım.
şu konuda karşıyım. Bir anlam ifade etmiyorsa geleneksel değerlerimizi çocuklara götürmemizin bir anlamı yok. Çünkü ses kayıt cihazlarıyla gidiyorlar, ses sistemi kuruyorlar. CD'den ya da şimdiki bilgisayar sisteminde YouTube'dan bir yerden açıyorlar. Hatta benim oyunlarımı da oynatıyorlarmış. Haberi geliyordu bana. Değil mi? Üzerine sadece aldıkları, yani bu tasvirleri, tasvir deniyor bu arada arkadaşlar, ben onlardan bahsetmeyi unuttum. Size bunlar deriden yapılan tasvirler, sığır derisinden, deve derisinden, dana derisinden yapılıyor bunlar. Sonra kök boyalarla teker teker üzerine boyalar yerleştiriliyor. Tabii ki bu ayrı bir ustalık. Evet. Bunları işlemek, bunları tek tek yapmak. Bu da sağ olsun benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Yıllar önce bana yapmıştı, Eray Yasin Işık diye. O da ayrıca bir hayalidir. Hatta ben de şöyle şeyler buldum. Bakın bunlar da evleri. Bu. Ne güzel. Bu da diğer evi. Biraz eski İstanbul tipi evler. Evler değil mi? Cumbalı. Yani cumbalı evler. Bakın arkadaşlar, derileri şuralardan delerek, bunlar da ışığın yansıması için yapılan aktarımlar. Derinin üzerindeki şeffaflıklara bakın, arkadan parmağım gözüküyor, görüyorsunuz. Bunlar ışık vurduğunda perdeye yansıtsın, orijinal rengi yansıtsın diye kullanıyoruz. Bu tür evleri kullanıyoruz. Şimdi okullarda ben bunları oynattığım zaman çocuklarda genelde sadece eğlenme amacıyla didildiği düşünülüyor. Ama ben birazcık çocukların karagözü sevmesinin sebebini araştırdım. Hacivat'ı öğretmenleri ya da doktorlar gibi ya da tamamen bilgi aktarımı yapan kişi olarak görüp Karagöz'ü biraz daha benimseyerek Hacivat'ın anlattığını değil Karagöz'ün ne anladığını önemsiyorlar çocuklar. Ben de bunun üzerine tarih derslerinden böyle küçük alıntılarla bundan daha önce bakın arkamda şurada. Evet, şurada, arka planınız harika. Fatih Sultan Mehmet o arkadaşlar şu. Bu da aşağıdaki gemiler, askerler. Bakın şurada askerler var. Ben İstanbul'un fethini canlandırdım. Tamamen Fatih Sultan Mehmet'in ağzından Karagöz Hacivat'la birlikte İstanbul'u nasıl fethettiklerini anlatıyorlar. İki perdede bir tarafta Fatih Sultan Mehmet gemileri taşıtırken, karadan yürütürken, diğer tarafta da Karagöz Hacivat olayı anlatıyordu. Çocuklar görerek ve eğlenerek tarihimizi anladılar. Ben de bunun üzerine Türk büyükleriyle Karagöz Hacivat diye bir şey yaptım. Mustafa Kemal Atatürk'ten Mevlana'ya kadar bütün anlatılmamız gereken, Yunus Emre'ye kadar anlatılacak karakter diyorum. Önemli insanları. Önemli büyüklerimiz, evet. Çocuklara aktarmaya çalıştım. Çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Çok kısa geçti ama hepsiyle birebir bir oyun yapmayı tercih ederim. Çünkü hepsinin kendine ait ayrı şeyleri var. Bu sebepten dolayı çocukların Karagöz Hacivat'la bütünleşmesi, bunu bir eğitim ayağına sokulması gerektiğini düşünüyorum. Her öğretmenimizin ya da genelde Türkçe öğretmenleri galiba ya da sınıf öğretmenleri görevlendiriliyor. Daha çok tarihsel olduğu kadar nasıl işlenebileceği konusunda biraz yardımcı olmaya çalışıyorum. Beni arayan hocalar oluyor. Nacizane sizin gibi. Ne güzel. Ben oyun tavsiyelerinde bulunuyorum. Bu arada kendi yazdığım 45'e yakın oyun var. Ne güzel. Yapmak zorundayım. Çünkü yeni nesil çocuklar biliyorsunuz. Görüyoruz işte. Tablet, bilgisayar çocukları, teknoloji çocukları. O dile biraz indirmemiz gerekiyor. Eski Türkçe kelimeleri, Osmanlıca kelimeleri, Arapça kelimeleri çocukların çok anlayabilme ihtimali olmadığı için anlatmamız da gerekiyor tabii. Ama ben birazcık daha hafiften modernize ediyorum. Ama çok da gelenekselin dışına çıkma taraftarı da değilim. Yani bir ara denemedim değil. Yani denemek zorunda kaldım ticari kaygılardan dolayı. Ama çok vicdanım rahatsız oldu. Çizgi film karakterlerini denedim bir ara.
Ama maalesef yeteri kadar tepki alamadım. Çocuklar çünkü biliyorsunuz, yani genel anlamda televizyonda gördükleri gibi zannediyorlar Karagöz Hacı'nın perdede. Bu arada birebir 20 ebatlarında bir perde mermer şahi kumaşından yansıtılıyor. Çocuklar da büyük salonlarda ya da okullarda göremedikleri için arka tarafta sıkıntı yaşıyorlar ve biz o yüzden bazen istemsizce sahne ebatlarını büyütmek zorunda kalıyoruz. Bu görmüş olduğunuz karakterler de 35 santimlik, yani 30-35 santim benim karakterlerim ama 40-45 yapanlar da var. Daha çok görsünler diye. Vallahi Anıl Hocam, işte ben aklıma geleni konuşuyorum size. Emre Hocam, büyük dikkatle sizi dinliyoruz. Sanırım Emre Hocam bahsettiğiniz gibi eğitimde, yani sadece Ramazan'da Karagöz ve Hacivat'ı hatırlıyoruz sanırım. Yani burada bizde de, eğitimcilerde de belki büyük. Yani siz sanatçılarda da öyle. Öyle öyle. Yani ben yılın her zamanı oynatıyorum. Hı-hı. Ama maalesef artık bahsettim ya, bu 28 tane oyunun 28 gününe yayılmasından mı kaynaklanıyor? Daha önce bu şekilde kahvelerde insanların direktler arası etkinliklerde karşılanmasından mı kaynaklanıyor? Yani o gösterileri izlemesinden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama böyle bir algı var. En çok karşı olduğum da açıkçası Karagöz ve Hacivat'ı kostüm giyerek sahnede tiyatro gibi sergilenmesini hiç haz etmiyorum. O konuda birazcık kusura bakmasın oyuncu arkadaşlarımız ama bence geleneksel halinde kalmalı ya da perde üzerinde genişletilmeli. Yani darcı yenilenmeli. Yenilenmeli çünkü, değil mi? Yani yenilenecekse perde üstünde yenilenmeli. Bir de şeyi fark ettim. Çocuklar son dönemde ne izliyorlarsa ondan bir şey yakalamaya çalışıyorlar Karagöz ve Hacivat'ta. Buna engel olamıyoruz. Bunu en çabuk yaşayanlardan bir tanesiyim. Ben mesela Karagöz'ün karakteriyle Fil Necati'yi çok benzetiyorum. Evet, Kral Şakir'deki Fil Necati karakteri, bunun sebebi de çok bizden ve sokaktaki halk kahramanları bu ikisi de. Yanlış anlamaya müsait, insanları eğlendiren karakterler. Şimdi ben böyle olunca çocukların da neden sevdiğini daha iyi anlıyorum. Hele bazı karakterler var. Anıl Hocam oynatamıyorsun. Değil yetişkinlere mi? Özel karakterler. Şimdi çocuklar var. Evet. Araştırması gerekiyor. Mesela Tiryaki bir karakter var. Onu kullanamıyorum mesela oyunlarımda. Bebe Ruhi'yi çok seviyorlar. Bakayım arkamda var galiba. Şuradaki. Evet. Bakın Bebe Ruhi şu. Dur bakayım. Ha, şu. Bebe Ruhi. Karakoş amca! Karakoş amca! Efendim yahu. Nasılsın? İyi misin? Karakoş amca! İyiyim evladım. Sen nasılsın? İşte böyle yanına gelip biraz haylazdır. Aslında haylaz, cücedir. Evet. Cücedir. Çocuk değildir. Bir de ağzının ayarı yoktur onun. Her geleni geçeni söyler. Birazcık da argo da konuşur. Ama biz tabii argo kullanamıyoruz. Kullanmıyoruz. Çelebi var. Zenne karakterlerim var. Burada görmediklerinizin dışında da var. Çelebi ve Zenne. Var, açıkçası Zenne dediğimizde kadın karakterler olarak kullanılmış. Ya orada birazcık ben de üzülerek söylüyorum. Her karakterin ismi varken kadınların bir tek Zenne olarak anılması benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Evet. Evet. Yani ben de o yüzden Karagöz'ün karısına bazen Hatice derim, bazen bilmem ne derim. Evet. Ya kullanıyorum, isim kullanıyorum. Karakter yapamam belki ama isim kullanıyorum yani. Evet. Böyle anladım. Ağzınıza sağlık Emre Hocam. Biliyorsunuz Karagöz ve Hacivat UNESCO'yu somut olmayan kültürel miraslar arasında. İnşallah bundan sonra sizin gibi kıymetli sanatçılarımız da yaşatmaya devam edecek. Şimdi bir paylaşım daha deneyeceğim. Bakalım bu sefer teknoloji engel olabilecek mi bize? YouTube'dan ben buldum ama şu an ekranım görünüyor mu bilmiyorum. Gözüküyor, evet. Sesim daha çok. Tamam, hocam. Bakalım ses. Eğlenmeye, eğlenirken güldürmeye ve birazcık da düşündürmeye. Dedim ya, ben Deniz Hacivat, arkadaşım var Karagöz, kendisi tatlı tatlı ama bir o kadar da yakışıklı. Hoş geldin keçi suratlı.
Ah kara gözüm, iki gözüm, canım en içi kara gözüm. Ah ne var be hacivat, ne var ne var hacivat. Geliyorum, hop geldi. Hoş geldin, hoş bulduk. Kara gözüm nasılsın? Burnu kapıya kısılsın. Kara gözüm, efendim yahu. Nasılsın? Kara gözüm, efendim be. Nasılsın? Ya bana bak. Allah Allah, ikide bir de nasılsın, nasılsın, iyiyim. Şaka yaptım, şaka. Hep de şakacısın ha. Bana bak, fırına gitmeye hazır mısın? Hazırım. O zaman düş yola. Yola mı düşeyim? Evet, hadi yola düş. Yola düşeyim, peki. Allah! Ne yapıyorsun be? Yola düş dedi, yola düştüm. Yahu öyle değil. Dur. O zaman şöyle düşeyim. Allah! Adam ne yapıyorsun be? Ya yola düş dedi, yola düştüm be adam. Yahu ben sana yola çıkalım dedim. Yola çıkalım dedi. Dur çıkıyorum. Hop. 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 Karagöz ne yapıyorsun? Yola çıktım. Karagöz merdiven yok. Öyle. Merdiven yok. Yahu in aşağı. İnemiyorum yahu. Karagöz. Efendim. Ya aklım zaten havadaydı. Evet. Şimdi sen de havada kaldın. Ne yapacağım ben be? Ya Karagöz'üm in aşağı. İnemiyorum. Ayaklarımdan tut, aşağı çek. Tamam dur. Çektim. Baba. Ay 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 ay. Karagöz ne oldu be adam? Balon gibi havada kaldım be. Ya ne yapacağız böyle be adam? Dur çekiyorum. Hop. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah, ne yapacağız ya? Bana bak. Ay yandım yandım. Ama neyse, insanlar en sonunda bana çok havalı adam der. Karagöz aşağıya in. İnemiyorum dedim ya. Dur ben seni indirmesini bilirim. Bir düşünelim bakalım. Ben bir gideyim. Ondan sonra aklıma bir şey gelirse hemen seni aşağı indiririm. Eyvah kaldım burada ya. Eyvah ne yapacağım ben? Yardım et hacı var. Tamam tamam. Yardım edeceğim. Dur. Ağırlık bulup geliyorum ya. Eyvah eyvah. Ya kaldım havada. Havada kaldım. Ne yapacağım ben? Yardım edin. Yardım edin. Karakuş amca. Yerden ses duydum. Karakuş amca neredesin? Karakuş amca. Nereye gitti bu adam? Yukarı bak oğlum. Ana! Karakuş amca! Efendim? Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapayım be evladım, yukarıda. Böyle havada kaldım. Ana! Karakuş amca! Çok komik duruyorsun be. Evet duruyorum da. Sen niye geldin? Sana yardım edeyim mi? Et et. Nasıl edeceksin? Sana çok ağır sözler söyleyeceğim. He? Sen aşağı ineceksin. Nasıl olacakmış o? Senin kulakların kocaman kepçe kepçe. Senin kocaman burnun var. Senin tipin kayık ya. Evet. Sen batmazsın. Senin ayakların hep kokuyor. Burnun hep uzun, yalan söylediğin için. Allah Allah. Aa bak aşağı düştün. Sen çok yaramaz bir insansın. Sen çok haylaz bir insansın. Canım benim, teşekkür ederim. Dur Hacivat'ı çağırayım da o da gelsin. Tamam ben gittim. Adama bak. Pervane gibi gitti vallahi. Ah çok sevindim senin adına. Ben de çok mutluyum. Birazdan iftar olacak, top patlayacak. Evet doğru. Futbol topu patlayacak. Ondan sonra geri futbol topu alıp maç yapacağız. Yahu öyle değil. Top diyorum, top. Nasıl top ya? Ya bildiğimiz Ramazan topu yok mu? Şimdi anladım. Sen o toptan bahsediyorsun. O zaman ne diyoruz? Ne diyoruz? Her ne kadar sürçülisan ettiysen affola. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Haydi bakalım çocuklar. Hoşça kalın. Emre hocam çok, çok güzel, güzel olmuş. Elinize emeğinize sağlık. Çok güzel olmuş. Peki teşekkür ediyoruz sevgili çocuklar. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Peki sevgili çocuklar, değerli öğretmenlerim, Emre hocam, bu akşam bizlerle beraber oldunuz. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Sevgili çocuklar, bayramınız kutlu olsun. Emre hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızı takip etmeye devam ediyoruz. Teşekkürler hocam. Şimdi sevgili çocuklar, Emre hocamıza bir bırakalım son sözü. Buyurun Emre hocam. Arkadaşlar, madem bu kadar çok sevdiniz, YouTube kanalına Emre Turan yazarak benim kanalıma abone olun. Ramazan ayı boyunca her akşam bu şekilde kısa kısa oyunlar var.
koyacağım ben. Takip edebilirsiniz. Bol bol Karagöz Acıvat'ı doyarsınız. Belki evet, ileride sizlerden gelen fikirlerle yine oyunlar yazar. Onları da sergilerim evet, bu arada. Gelin çok memnun oldum ben de. Çok teşekkür ederim Anıl Bey, beni buraya davet ettiğiniz için. Nice arkadaşlarla tanıştım. Öğretmenlerimize saygılarımı sunuyorum. 23 Nisan kutlu olsun. Madem öyle, keşke gönül isterdi ki benim de Karagöz koltuğuma, Karagöz çubuklarıma bir çocuk geldiyseydi de yarınki oyunumu keşke ufak bir arkadaşım oynatsaydı. İnşallah Emre Hocam. Sağlıklı günlerde inşallah bir arada olalım. İnşallah. Olur. Bekliyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum her şey için. Biz teşekkür çok ediyoruz. Sevgili öğretmenlerim, kıymetli öğrenciler, herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Sevgili, sağlıkla kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.